Merhaba arkadaşlar. Tekrardan Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şanlıurfa koşularımıza yorumlamamıza geçeceğiz arkadaşlar. Şanlıurfa'da da 8 koşulu bir programımız var. Altılımız 3. koştan başlıyor. Handikap 14, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Burada e, ilk atım sizlere sunacağım. 2 numara Mehmet Doğan idaresinde koşacak olan 1400 Kumunu zaten Şanlıurfa'da kazanan Mehmet Doğan da zaten çalıştırmış arkadaşlar Bu ata Tercih edip 2 numaraya biniyor ilk atım olarak 2 numarayı sizlere öneriyorum İkinci atım Geyikli olacak Ferit Yardımcı biliyorsunuz Geyikli Diyarbakır Diyarbakır Şanlıurfa ilk defa Gelecek olan Elazığ Elazığ Diyarbakır koşuları Ferit de zaten at hazır hemen üstüne bin mi zaten biliyorsunuz Şanlıurfa'nın e, önde giden jokeylerinden Ferit yardımcı Necmi Altın şimdi Necmi ikinci atımızda bir numara geyikli olacak arkadaşlar yani iki bir Necmi Altın yarış beyni tercih etmiş şöyle söyleyeyim burada e, Serhoş'u 1300'e Urfa'da Necmi Altın getirdi. Kubat fırtınasında tekrar Necmi Altın binip getirdi arkadaşlar. Hemen şöyle söyleyeyim. Görüyorsunuz Necmi Altın. Bir de Serhoş'a da o da bindi. Gene Necmi Altın getirdi. Bindi. Ama yarış beyni tercih ederek yarış beyni biniyor. İlk defa binecek. Ve de kendi çalıştırıyor arkadaşlar. Aman diyorum dikkat. Necmi Altın'da o ee kuponumuza yer verelim harika bir son 426 gibi güzel bir dereceyle çalıştırıp 3 numara yarış beyine biniyor. Bunu da kuponumuza mutlaka yer verelim. Son olarak da Serhoş'u sizlere önereceğim. O zaman 56-57 kiloydu. Şimdi 50 kiloyla Caner Tepe idaresine koşacak olan Serhoş'u da dördüncü atım olarak sizlere öneriyorum. Atacağı sonlarda atacağı sprintle hepsini avlayabilir. Biliyorsun Caner Tepe'yi çok sprinti sever. Sprint attırma sever atlara. Arkada takip edip son virajda atça sprintle herkesi avlayabilir. Aman diyorum. Dikkat. Bunu da yazalım arkadaşlar. İlk ayağımız 2, 1, 3 ve 11 olarak sizlere öneriyorum. dördüncü koşuya geçtiğimizde altımızın ikinci aya. Burada ilk atımız, ilk atımız küçük bir şer olacak. Hasan Altun, Altun da ilerisine koşacak olan küçük bir şer olacak. Genelde e, bu arkadaşımız biniyor atı arkadaşlar. Yalnız bu atı hazırlayan Ferit Yardımcı gerçekten güzel işlerle hazırlamış. Ama yıma e, Yığma Tepe'ye biniyor. Yığma Tepe biliyorsunuz geçen yarışını tek önermiştik. Yığma Tepe'ye biniyor. Ferit Yardımcı. Onu hazırlayıp e, bunu çalıştırıp bu atı tercih etmiş. Yığma Tepe'ye de Ferit biniyor arkadaşlar. İlk atımız 5 numara olacak. İkinci atımız tabii ki Yığma Tepe Ferit Yardımcı ile koşacak olan Yığma Tepe'yi de ikinci atımız olarak kuponlarımıza mutlaka yazalım derim arkadaşlar. da Necmi Altın idaresinde koşacak olan 8 numara Morgula Necmi Altın da bunu hazırlamış Morgula'yı. Kendisi biniyor zaten arkadaşlar. Hazırlayıp güzel bir derece yaptırmış. 33.0 gibi rahat bir golop yaptırıp kendi çalıştırıp kendi biniyor. Bunu da kuponumuza mutlaka ilave edelim. Burada daha delisi var arkadaşlar. Hasan Demir taş idaresinde koşacak olan yani öyle bir e, hazırlamış ki atı hafif çalışarak mükemmel bir golap sergilemiş. Kendi çalıştırıyor zaten. Kendi de biniyor ata. Geçen 1400 kumunda da kendi binmişti. Başarı olamadı. Ama bu sefer gayet tatminkar golaplarla hazırlamış ve de kendi biniyor. 29.2 son 400'ünü harika bir işle bu koşuya hazırlayıp biniyor. 2 numarayı da mutlaka kuponumuza aman diyorum arkadaşlar ilave edelim. Son olarak Barış Olsun Caner Tepe ile arasında koşacak olan 1200'de zaten e, Maiden'de ikincilikte ayrılan 1400'de üçüncülükte ayrılan toparlanmalar var arkadaşlar. Bunu da Canertepe ile arasında koşacak olan Barış Olsun'u da 5. atımız olarak kuponlarımıza mutlaka yazalım. Yani burası bende 5, 9, 8, 2 ve 12 iki olarak ikinci aya kuponumda yer vereceğim arkadaşlar. 5. koşuya geçtiğimizde altınımızın 3. ayı oluyor. Çok zor bir koşuyla karşı karşıya şartlı 5. 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum. Sevgili dostlar. Yani burada baya bir karışacak diye görüyorum. Burada Caner Tepe kendi çalıştırdığı at bir numara kendi biniyor. Necmi Altın aynı şekilde Mercan Ana biniyor. Kendi çalıştırıp. Yani zor bir koşu bizi bekliyor arkadaşlar. Mehmet Doğan aynı şekilde kendi biniyor. Menderes Avşar ona keza. Ferit Yardımcı aynı şekilde ona keza. Hep kendi çalıştığı atlara biniyor. Sarı bir tek e, burada son koştu 1700 kumda arkadaşlar. Diyarbakır'da başarılı yarışlarla bu koşuya hazırlanıyor. Mesafe kısa gelmezse kısa da pek başarılı gözükmüyor ama gene de Sarı Bey'i Mender Savşar idaresine koşacak olan Bey'i ilk atımız olarak kuponumuza mutlaka ilave edelim. Mehmet Doğan idaresinde gene koşacak olan zaten kendi çalıştırıp kendi biniyor. Bunlara çok dikkat edelim arkadaşlar. Kendi Çalışıp kendi bindiği zaman mutlaka ee, şanslı oluyor arkadaşlar. Şanlıurfa'da son koşusu 1300 metre kumda 17 Aralık'ta üçüncülükle ayrılan Kev, Kevser Can günü mutlaka bir turbo orijinli. Bunu da Ferit Yardımcı kendi çalıştırıp kendi biniyor. Bunu da kuponumuza mutlaka ilave edelim derim arkadaşlar. Zor bir ayak bizi bekliyor. Evet. E, iki numarayı da Necmi Altın idaresinde koşacak olan iki numarayı da kuponumuza ilave edelim derim. Burada arkadaşlar gözüme çarpan biat var. Buranın bombası niteliğinde olacağını düşündüğüm 17 numaraya da kuponumda yer vereceğim arkadaşlar. Mutlaka 17'yi de kuponumuza ilave edelim. Arkasından 18'de İsa Akyoz idaresine koşacak olan 18'de Şanlıurfa'da 1400'e birincilikte ayrıldı. 17 numarada 1200'ünü gayet güzel bir dereceyle birincilikte ayrılan 17-18'de kuponlarımıza yazmayı unutmayalım derim arkadaşlar. Evet bir numarayı da Caner Tepe idaresine koşacak olan bakmayın 000 yaptın arkadaşlar. Yani burada ben şanslı olacağını düşündüğüm bir numarayı da kuponumda mutlaka yer vereceğim arkadaşlar. Ne kadar çok at yazarsak o kadar iyi. Son olarak da 8 numarayı da kuponumuza ilave edelim. Yarın Şanlıurfa zor koşular bizleri bekliyor. Aman diyelim arkadaşlar, dikkat edelim. Tuttuğunuz atlar, güvendiğiniz atlar, tek atacağınız atlar varsa ona göre bakın, tekrar gözden geçirip mutlaka kuponunuza ona göre yapın derim arkadaşlar. 6. koşuya geçtiğimizde 1200 metre kum. 3 ve yukarı İngilizler. Handikap 16. Burada size bomba bir tane tek vereceğim. Kuponumda yarın tek bırakacağım. Sevgili dostlar. Bakmayın 1300 kumunu Şanlıurfa'da şartlı 5'te sonuncu olduğuna hiç yani kaideye almıyorum. Bunu da mutlaka kuponumda tek olarak bırakacağım. Diyarbakır'dan hazır gelen ve de Elazığ'da da 1200'de başarılı koşan Şanlıurfa'da da 1300 1200'ünü üçüncülükte ayrılan Şanlıurfa'da 1400'ünü kazanan 2 numara Demirbaşı arkadaşlar İsa Katar idaresine koşacak olan Demirbaşı sonlarda atacağı o kuvvetli sprintle bu yarışı önde geçeceğini düşünüyorum ve de kuponumda mutlaka tek olarak bırakacağım. Yani sizlere de bunu banka olarak öneriyorum arkadaşlar yani gerçekten çok bir sürpriz bir atı tek atacağım inşallah bunun da üstesinden gelirim diye düşünüyorum arkadaşlar 7. koşuya geçtiğimizde 7. koşuya geçtiğimizde altılımızın 5. ayağı oluyor burada 3 at ön plana çıkıyor Halil İbrahim Akkaya ile arasında koşacak olan Şanlıurfa'da 1400 kumunu gerçekten güzel dereceyle ayrılan hatta toparlanmalar var arkadaşlar. Gobak Bey orijinli Badıllı Bey'inde ilk atım olarak sizlere öneriyorum. İkinci atım İsa Katar idaresine koşacak olan son iki yarışında aynı şekilde toparlanmalar olan Şanlıurfa'da 1200'de üçüncülükte ayrılan Diyarbakır'da Maiden koşusunda 1200'de e, ikincilikte ayrılan Burası da Maylen bir koşu. 3 3 yaşlı Araplar 1300 kom. Yani gelmemesi için hiçbir sebep yok. İlk 2 atım 1 ve 2 olarak sizlere öneriyorum. Son atım arkadaşlar. Küçük Deniz Kızında İsa Akyoz idaresinde koşacak olan 15 numarayı da 3. atım olarak sizlere öneriyorum. 1200'de üçüncülük ve Şanlıurfa'da gene aynı şekilde 1400'de ikincilikle ikincilikte ayrılan yani bunun orta mesafeye koşuyor artık 1300 bunu da kazanır diye düşündüğüm 15 numarayı da 3. atım olarak sizlere öneriyorum. Yani burası bende 1, 2 ve 15 olarak kalacak. Son koşuya geçtiğimiz zaman 8. koşu 18 atımız var. Kısa vade 8, 4 ve yukarı Araplar 1700 metre kum 8. koşuya geçtiğimizde son ayağımız oluyor. Diyarbakır'da hazır gelen arkadaşlar burada 12 numara Şubatan Hüseyin Altın Kılıç İdaresi'ne koşacak olan 1800'de birinci, 1700'de birinci tekrar gene sevdiği mesafe 1700 kumda ilk atım Şubatan olacak arkadaşlar. 12 numarayı da kuponumda ilk atım olarak sizlere öneriyorum. Burada 15 numara Mazuma var. Mehmet Doğan idaresinde gerçekten başarılı koşular koşan, uzunu seven 15 numara Mazuma'yı tek önerecektim. Yani rakip gördüğüm 12 numara vardı. Onu da kuponumda mutlaka ilave edeceğim. Yani 12 başta olmak üzere 15 Son bir atımız daha var. Burada üçüncü atım olarak İsa Akkoyunzı dersine koşacak olan Cibek Bey'i, Cibekoğlu, pardon arkadaşlar, Diyarbakır'ı 1900 kumunun nemli de Mehmet Doğan idaresinde kazanan, güzel bir dereceyle harika bir dereceyle kazanan, sonra Adana'ya gitti 1900 çime olmadı, başarılı koşumu tekrar Kabukuma Şanlıurfa'ya geri döndü arkadaşlar. Yani Şanlıurfa'da da şansını deneyecek. 1700 kumda ben e, başarılı olacağını düşünüyorum. 5 numarayı da Cibekoğlu'nda 3. atım olarak sizlere öneriyorum. Arkadaşlar tabi burada kalite hesap kolonu İpekçiyan var. Ondan sonra Dilekkaya var. Bunları da yazmak isteyen arkadaşlar kuponlarına ilave edebilirler. Tabii ki öteki ayaklarda nasıl bir şablon oluşturacaklar onu bilmediğim için yani dördüncü ve 5. at olarak da bunları da söyleyebilirim. Son ayakta benim kuponum da 12, 15 ve 5 olarak kalacak. Herkese Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun. Yarın Şanlıurfa şablonun bu. Çok zor koşular bizi bekliyor. Vere gayet güzel bir para vereceğini düşünüyorum yarın bu şablonu yatırıp yani ortak yapacağım arkadaşlar birazcık büyüterek yapacağım kuponumu size de tavsiye ediyorum aman iyi incelemenizi yapın gözden kaçırmayın arkadaşlar çünkü gece koşulları biraz daha rahat çalışıp bakarsınız arkadaşlar şansınız yanınızda olsun herkese bol şanslar diliyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın